Ben ayrıldık. Şu anda Tampa şehre gideceğiz. Ondan önce bir Walmart alışveriş merkezine gideceğiz. Amerika Tampa'dayız şu anda. Taksimiz bu. I'm moving for you, it's no problem. No problem. Sunny, also I'm showing for you. It's coming. Yeah, man. Welcome to the United States. Welcome to Tampa, man. Also, my crew is the ducky. Also, me. Polisler birisini arıyor ama kim arıyor? Yalnız bu Tampa'da acayip güvenlik var. Acayip. Yani ben böyle bir güvenlik görmedim. What happened? I have no clue. Tamam. Thank you. Excuse me, sir. Also, you living in America. You job work to taxi drivers. About this salary, how much? 1 month. For a month? Yes. About 4,000. This Tampa for you is economic living is very bad or normal? Because expensive. It's a little expensive. Which one is expensive? For example, Tampa more expensive. Tampa. Yeah, about roughly $2,000 to $2,400 for one bedroom. One bedroom. Yeah, in Tampa, bir, downtown. Though. Bir odalı Tampa'da ev. 2000. Yeah. $2,000 diyor. Bu da gerçekten bir zor. Also, is the Tampa other side is little is cheaper. Yeah. About how much? Maybe it's 1,000 possible. Yeah, about 1,500. 1,500. Yeah. 1,500. Okay, rent house. Also, apartment. Is complete is giving or empty is room? It's a mixture. Mixture. In a half mile, keep left to stay on I-275 south, using the left 3 lanes. Amerika'da bu evlere bayılıyorum ben. Tek katlı bahçeli bu. Bahçesi de bizim gibi hemen şey çevrilmiyor. Şu görüntüye bakar mısınız ya? Adamlar binanın üstüne ağaçlar dikmiş, bahçe yapmışlar. Orada da var, orada da var. Biraz yaklaştırayım. Orası öyle. Orası öyle. Burası öyle. Burası öyle. Bayağı bir terledim. Hava çok sıcak. Oo, ne diyor bu millet ya? Buraya yatmaya mı gelmişler? Bak, şimdi göstereceğim.
Ne kadar güzel ya şurası. Ha, sabah sporu. Ben karşıdan farklı gördüydüm. Yoga yapıyorlar. Burada nehirde turlar var. İnsanlar buraya geliyor. Turistik bir bölge olduğu için. Burada yaşayanlar veya otelde kalanlar sabahleyin burada nehir kenarında yürüyüş yapıyorlar, spor yapıyorlar. Bu yeşillik alanlarda kimisi yoga yap. Burası da bir tarihi şotaya benziyor. Ve kendime çekeyim. Tampa River. Yeah. Ha, turlar bunlar galiba. Hemen çekelim. Çünkü teknelerini de böyle görmüştüm. Böyle insanların yürüyüş alanı yapmışlar. Bunlar da spor yapıyor. Bunlar da yüksek tower'lar. Amerikan Bankası diyor. Burada da bir anıt var. Thank you.
Biraz geç kaldım ama. Dürbünler var. Burası spor aletleri. Sporla ilgili, kamp vesaire bunlarla ilgili. Bir mağaza. Bak bunlar çadır. Kaç para demişler? %25 indirim var demiş. Parasını göremedim ya. Ha. Bak şunun üzerinde. $300 mı demiş? Su geçirmez polyester mi? Şu kapandığı zaman şöyle araba şeklinde oluyor, valiz şeklinde oluyor. Pencereleri kapatılabilir. Nerede yazıyor? Şu 12 kişi yatabilir diyor. 12 kişilik. Bu 10 kişilik. Ondan sonra bu da 10 kişilik. Bu 10 kişilik. Bu 8 kişilik. ...12 kişilik... ...3 kişilik şu... ...arkadaş fiyatları nerede yazıyor bunlar ya... ...şey marka bir şey var... ...ha bak şurada... ...şurada bir $239 yazıyor acaba... ...ha bak araba şeklinde oluyor dediğim şu bak... ...şimdi farkına vardım bak... ...valiz şeklinde oluyor dedim... Çadır böyle oluyor. Ondan sonra bazıların fiyatları yazıyor. Bak bu $149. Küçükler. Bu $89. Bir kişilik şu an. Ha bak burada da var. Bunlar ne? Uyku tulumları. Uyku tulumların fiyatları. Nerede yazıyor? Şuna bir bakalım. Yazmıyor. 15 Fahrenheit'te 9 derece, -9.5 dereceye kadar -9.5 dereceye kadar şey yapıyor. Neyse eleşmeyelim. Bunlar kampla ilgili şeyler. Bunlar yastıklar. Bu neymiş? Mangal. Soluma döneyim. Bu neymiş? Ha, ateş üstünde uzakta yani ateşin üzerinde bir şey pişirmek için şu. Bu da güzel bir şey, mantıklı. Ya malzeme var. Bir elimle şey yapamıyorum. Acaba fiyat neymiş? Fiyat da bu. Bak. $22 da buna. Şu biraz büyük $32-$33. Ondan sonra aa bak şu güzel bak. $17, $18'de. Hep 90 küsuratlı. Bu da ateşin üzerine konulan bir şey. Ondan sonra bak burada kamp şeyleri var. Buna kaç para demiş? $60. Ben küsuratları düzlüyorum arkadaşlar. Bak burada da var. Tencere vesaire. Bu neymiş? Bu büyük mangal acı ya. Bu da mangal. Bu kaç paraymış ya? $149. Bu 150'de. Şeyli. Tüplü. Bunun fiyatı nerede ya? $4 vesaire. Burada. Bak şöyle de bir şey var bak. Bu da mantıklı. Ondan sonra bunlar küpler. BPG tüpler. Şuna dönelim. Şu $200. Ondan sonra bu 109. Bunlar tüplü. Şu elektrikli. Bunun fiyatı $500. Şuna bilmiyorum. Şu hoşuna gitmişti benim. $500. Ama bu ne? Bu da mı tüplü? Elektrikli.
elektrikli mi neyse. Ya manyak bir şey ya. Acaba ne ya? Bu da mı tüplü ya? Bu tüplüye benziyor. Elektrikliye de benziyor. Ha daha orada. Gördüm. Tüplü. İşte. Tüplü açım. Şimdi bak. Burada ne varmış? Balık oltaları. Tam bizim Muzaffer'in mekana girdik ya. Burada ne varmış? Olta için şeyler, malzemelikler, çantalar. Orada da çanta, burada da çanta. Şu mangal şeyinden çıkalım. Öbür tarafta kullar. Bunlar olta çeşitleri. Oltanın şeyleri yani. Ahtap. Yemlikler yani. Bunlar da yemlikler. $7. Bunlar kaplar. Balık tuttu. Ha bak şu kafesler var bak. Bundan sonra burada kamışlar var. Burada da oltalar var. Yemlikler bak. Muzaffer görüyor musun? Şey Zafer ya ne Muzaffer. Sende de vardı şu yemliklerden. Yemlikler. Ondan sonra burada da şunlar kamışlar küçük onlar. Arkadaş bitmez ki bu gez. Kamışların fiyatı değişiyor. Makinesine göre. En pahalıları nerededir? Al sıpkınlara geçelim. Zıpkınların fiyatları. Dur zıpkın zannettim ya. Değilmiş. Bak bunlar var. Böyle. Şunlar kanalar. Şöyle geniş alayım da. Böyle makineler. Şöyle umarım çıkar bazı makineler. Fiyatları. Ya da pen. Burada en pahalı gördüm. Şu anda pen gözüküyor. Pen pahalı. Aşağıya doğru pahalı. 29 dolar. Şöyle deneyim. Burada da böyle. Çantalar. Ulan olta şeyine geldik takıldık ha. Bak şuna bak. Bunlar büyük balıklar için olabilir. Can yelekleri. Değişik. Evet. Hafif insanları yormayan şeyleri genelde şey yapmışlar. Şamandıralar. Düdük vesaire, cartçurt. Burada kürekler. Kanolar için. Ondan sonra burada ne var? Burada da malzeme taşımak için böyle bir araba şekilleri var. Üstüne koyuyorsun valiz gibi bir şey, hemen çat araba yapıyorsun veya kano. Bak kanoyu koymuş. Bağlıyorsun, asılıp gidiyorsun. Burada. Paletlere geldik.
Şunlar şöyle. Bu da bayağı bir havalıymış hacı. Vallahi gezmeyle bitiremeyiz burayı biz de. Arkadaş pizza yiyor şu anda. Filistinli arkadaşımız. Bu arkadaşımız da aslen Ürdünlü. Ama Filistin'de yaşamış. Şey pardon, Filistinli aslen ama Ürdün'de yaşamış. Bunlar burada şu anda Tampa'dayız biz. Market açmışlar, çalışmışlar. Kaşçılarını takip ediyor. Ondan sonra Şef Burak'ı takip ediyor Instagram'dan. Sonra Türkiye'nin haberlerini takip ediyor. Önce benimle bir şaka yaptılar. Ben önce simalarını anladım. Zannettim ki bunlar Arap ama hangi Arap? I asking which one your country? Sonra bana dediler ki sen neresin? Biz İspanyalız falan dediler. Dedim İspanyol değilsiniz siz dedim. Sonra işi değiştirdik. Filistin'e kadar vardık. Arkadaşlar Filistinli. My friend name? Muhammed. Muhammed. Your friend? İsa. 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 Pizza. O da pizza yiyor. Ondan sonra cami var mı dedim ben. Burada var dedi. Caminin yerini gösterdiler. Cuma'yı nerede kılıyorsunuz falan diye konuştum. Biraz. Elhamdülillah. Yes. Biraz şeyler varmış. Biraz varlarmış burada. Ben dedim nasıl gidiyorsun geliyorsun, gidiyor musun Filistin'e falan diye sordum. Onlar da dedi ki, arada dedi ben her yıl gidiyorum dedi. Ben de dedi Amerikan pasaportu var dedi. Nasıl geldiniz buraya dedim. Sadece Amerikan pasaportum var dedi. Yani o olunca tabii ki şey yaptınız. Ama bilmiyorum. İyi insanlar. Çok teşekkür ederim. Also, please you're talking. You're living here. My language? My language here? No problem. Yeah. So he is my friend and he very nice. He coming to United States, Florida Tampa. We are in Florida Tampa. Actually, we are in Ybor City. The beautiful country, beautiful state here, beautiful weather. So good luck for him and thank you so much. Okay. Issa. Hey guys, dinner eating. Very hungry. Go to Amici, best pizza in Tampa. My Albanian friend, very good pizza. Okay, thank you very much. Burada kapatıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.